Müfit Bey kalyosotomi tedavisi görüyor hocam. Yani? Tam olarak ne yapacağız? Beyninin sağ ve sol yarım küresini bağlayan liflerin bir kısmını ayıracağız. Bayağı ilginç bir şeye benziyor. Yani kafatasını kırt kırt keseceksiniz öyle mi? Yok, tam olarak öyle değil. Babam beynini açtıracak oğlum. Ama kendisi bunu yaptıracak kadar beyinsiz olduğu için fark etmeyecek tabii. Nihan yeter ya. Kimsenin beynimi kestiği falan yok. Müfit Bey'in hayatına krizsiz devam edebilmesi için ameliyat gerekiyor. Tutturdunuz ameliyat diye. Nihan, günde 5 kez nöbet geliyor. Artık böyle yaşamak istemiyorum ya. Yine de bu ameliyatı olmanı istemiyorum. Beni bebekle tek başına bırakmıyorsun. Banyo yaparken bile anneni çağırıyorsun. Sadece önlem alıyorum. Neden? Ha? Çünkü oğlum için tehlikeliyim değil mi? Müfit Bey, eğer emin değilseniz bekleyebiliriz. Hayır. Ben artık oğlumu rahat rahat kucaklamak istiyorum. Bunu daha önce konuşmuştum. Ama ben ikna olmamıştım. Nihan, artık yeter, ne olur. Lütfen sakin olun, bakın test yapamıyorum. Hayatımız hakkındaki kararları tek başına veremezsin. Müfit Bey, lütfen yatın. Bu konuyu hocam, konuşmuştum. Söyledim ama... Kapandı artık. Kapanmadı. Çünkü sen inatla beynini kestirmek istiyorsun. Hanımefendi. Nihan, beyin benim beynim, tamam mı? İster kestiririm, ister kestirmem. Kestiremezsin. Nihan Hanım, eşiniz ne zaman geleceği belli olmayan krizlerle yaşıyor. Biliyorum. Bütün krizlerin de yanındaydım. Tamam. Sakin olun. Eşinizi anlamaya çalışın. İyileşmek istiyor. Evet ama ameliyat olmadan da yaşayabilir değil mi? Evet. Ben onun böyle bir riski almasını istemiyorum. Ameliyat da ölebilir. Bakın, eşiniz haklı. Hayat sadece sizin değil. Kararınız onu da etkileyecek. Kararı birlikte vermelisiniz. Bence ikiniz de oturup tekrar düşünmelisiniz. Müsaadenizle. Ela? 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 Çok ağrım var. Merak etmeyin doktor hanım. Fazla sürmez. Tahlil sonuçlarına göre neyin olduğunu anlayacağız. Canım, şimdi biraz dinlen. Ya biraz morfin verirseniz dinlenebilirim. Lütfen. Pekala. Evet. Kardiyoloji testleriniz tamam. İşte oldu. Şimdi oluşumun göbüşünü yiyebilirim. Gel, gel. Ameliyattan çıkayım, oğlumla beraber futbol oynayacağım. Dolgu yaptırmıyorsun Müfit. Bir beyin ameliyatı geçireceksin. İyileşmen ne kadar zaman alır Allah bilir. Doğru söylüyorum. Neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz. Beni dinlemiyor. Bazen o kadar uzak geliyor ki... Hiç tanımadığım bir Müfit oluyor. Onu sevdiğim için ameliyat olmasını istemiyorum. Ama farkında değil. Hayatını bir adama veriyorsun. En sonunda bulduğun şeye bak. Birbirinizi anlamıyorsunuz bile. İki insan birbirini bu kadar mı anlamaz ya? Anlamaz. Bazen anlamıyoruz işte. Ya! Çocuğa nasıl? Müfit! Bana bırakın. Hemşire! Çabuk gel! Canım. Çabuk yardım et! Yastık ver, yastık! Sakin, sakin. Bir şey yok. Tut, tut. Sakin ol, geçecek şimdi.
Hocam nöbeti 3 dakika sürdü. Parmağımı takip eder misiniz? Oğlum nasıl? İyi. Merak etmeyin. Nihal, ne olur. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Kendi çocuğunu bile kucağına alamayan bir adamı daha ne kadar seversin? Seni sevdiğim için ameliyat olmak istiyorum. Bakın, eşiniz kararını vermiş. Riskleri göze alıyor. Ama ben yapamıyorum. Bebeğimle tek başıma kalmayı, onu kaybetmeyi göze alamam. Anlıyorum. Ama hastalığı yüzünden size yük olmaktan korkuyor. Bu ameliyat olmayı da sizin için istiyor. Tamam. Kararına saygı duyacağım. Haklısınız. Zor bir ameliyat. Ama Levent Bey çok iyi bir doktordur. Yani sizin için en iyi ve en doğru yerdesiniz. Peki. Kemiği kaldırıyorum. Evet efendim. Şu anda ne yapıyorum? Şey. Doğruyu bulmaya çalışma, bildiğini söyle. Sajital sinüsü koruyarak ilerliyorsunuz. Sandığından daha iyisin. Kendine güven. Hata yapmaktan korktuğunu biliyorum. Hepimiz korkarız. Ama korkunun seni engellemesine izin verme. İyi misiniz? Kocamın beyni içeride ikiye ayrılırken nasıl iyi olabilirim ki? Çok zor olduğunu biliyorum. Ama aile olmak böyle bir şey işte. Kendinden çok onu düşünmek, onun için korkmak. Ve korkudan titrerken bile sana ihtiyacı olduğu için güçlü kalmaya çalışmak. Ben o kadar güçlü değilim. Bebeğiyle burada bekleyebilen bir kadın güçlü bir kadındır. Bebeğinizi bana verin isterseniz. Siz gidip bir yüzünüzü yıkayın. Teşekkür ederim. Tansiyon 110'a 70. Nabız 86. Tamam arkadaşlar. Kapatıyoruz. Bu kalp de fazla idare edemez. Şansı varsa kalp bunlarına kadar dayanır. Şansı yoksa? Dayanamaz. Kapa gözlerini. Sıkıca kapa. Güzel. Parmaklarımı sıkar mısın? Şimdi de ayak parmaklarınızı oynatmanızı istiyorum. Harika. Benden pek iyi aldınız. Sınavlarda hep çok başarılıdır zaten. Hatta benim şey puanım çok yüksekti.
Neydi o ya? Üniversite. Hı. Bunun adı nedir? Ya Müfit'cim söylesene. O ne? Acele etmeyin. İstediğiniz kadar düşünün. Müfit. Görmüyor musun? Hayatım görüyorum da adını bulamıyorum bir türlü. Endişelenmeyin. Düşünmeye devam edin. Müfit. Benim adım ne? Ha. Müfit. Onun adı ne? Ya biliyorum ama... Müfit adı ne? Ona biraz zaman tanı. Adı ne? Oğlumuzun adını o koymuştu. Ona babasının adını vermişti. Şimdi hatırlamıyor. İnsan kendi çocuğunun adını nasıl hatırlamaz? Bebeğin kim olduğunu biliyor. Onu sevdiğini de. Ama henüz beyninin sağ tarafı sol tarafıyla, yani sözcükleri oluşturan tarafla ilişki kuramıyor. Biz bu ikisi arasındaki yolu kestik. Yeni yolları oluşturmak için zamana ihtiyacı var. Peki ne kadar sürer bu? Her şeyi yeniden öğrenmesi gerekecek. Sabırlı olmalısın. Sensiz başaramaz. Sevdiklerimizle birlikte olmak bize güç verir. Bazen insanı dünyayı yıkıp yeniden kurabileceğine inandıran bir güç.